Evden seslere hoş geldiniz. Çoğunlukla evde geçirdiğimiz pandemi sürecinde ilgimizi çeken konuları, yeni öğrendiğimiz şeyleri ve edindiğimiz alışkanlıkları sizinle paylaşmak istiyoruz. Podcast'imizde bazen birimiz, bazen de ikimiz size sesleneceğiz. Evden Sesler başlıyor. Evden Sesler'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde size Paskalya nedir, nereden çıkmıştır ve Paskalya'ya dair simgelerden, sembollerden bahsedeceğiz. Nehirler ve dereler baharın güzel, canlandırıcı bakışlarıyla buzdan kurtulur. Vadide umudun mutluluğu yeşildir. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche, durch des Frühlings holden, belebenden Blick, im Tale grünet Hoffnungsglück. Alman şair, yazar, doğa bilimci Johann Wolfgang von Goethe'nin doğanın uyanışı, karanlık ve soğuk kış ayından kurtularak canlılık hissi ve hayatın enerjisini anlattığı Paskalya yürüyüşü, Almancası Osterspaziergang olan şiirinin girişiyle başlamak istedik. Karnaval bölümümüzde değindiğimiz eğlencelerin bitmesiyle başlayan Lent yani büyük oruç sona doğru yaklaşıyor dediğimizde Paskalya zamanı geldi demektir. Peki nedir bu Paskalya? Paskalya, oruçla geçen 5 haftalık bir hazırlık dönemi ile son haftayı yani kutsal haftayı kapsar. Ve Paskalya gününde yani diriliş gününde sona erer. Hristiyanlar bu Lent döneminde 40 gün boyunca hayvansal gıda tüketmezler. Paskalya, Almanya'da Noel'den sonra en bilinen Hristiyan bayramı olmakla birlikte Hristiyanlar için en önemli bayram olarak kabul edilir. Yahudi Fısıh Bayramı'na ve ayın evrelerine dayanmaktadır. Bu nedenle her zaman farklı bir tarihe denk gelir. Paskalya pazarı her zaman baharın başlangıcından sonraki ilk dolunayı takip eden pazar günüdür. Yani Paskalya en erken 22 Mart, en geç 25 Nisan'a denk gelir. Paskalya'da Hristiyanlar İsa Mesih'in dirilişini kutlar. Ancak günümüz Paskalya geleneklerinde pagan unsurlarının izleri de görülmektedir. Örneğin boyalı Paskalya yumurtaları, Hristiyanlık öncesi doğurganlık sembolünü simgeler. Paskalya, İsa Mesih'in acı çektikten ve çarmıhta öldükten sonra ölümden dirilişini anıyor. Hristiyanlar için Paskalya, bu nedenle yaşamın ölüm üzerindeki zaferinin bir simgesidir. Yeni bir şey yaratılır ve insanlar için ölümden sonra yaşam da vardır. Paskalya bayramındaki önemli günlere bir göz atarsak, ilk önce Yeşil Perşembe gününde Hristiyanlar son akşam yemeğini kutlarlar. İncil'e göre o gün İsa, havarilerinden birinin kendisine ihanet edeceğini bilmesine rağmen, yani Yahuda ile son akşam yemeğini yer. Kutsal Cuma veya Yas Cuması olarak bilinen ertesi gün, İsa'nın ihanete uğradıktan sonra acılar çektirilip ve çarmıha gerildiği gündür. İncil'e göre 3. gün Paskalya pazarında İsa dirilir. Hristiyan inancında İsa ölüm aracılığıyla tüm insanların günahlarını ve acılarını üzerine almıştır. Paskalya adı nereden geliyor peki, bir de buna göz atalım. Aslında Paskalya adının kökeni tam olarak belli değil. Bazı söylentilere göre isminin paganların doğurganlık tanrıçası Ostara'ya ithaf edilen bahar festivalinden geldiği söylenmektedir. Başka bir iddiada Eostre kelimesinden türemiş olduğudur. Bu aynı zamanda Cermen şafak tanrıçasının Anglo-Sakson ismidir. Eostre, bahar ve bereket tanrıçası olarak kabul edilir. Bunlar gibi birçok hikaye ve iddia var. Biz size bu ikisini sunmak istedik. Eninde sonunda bütün açıklamalar ya kelime anlamıyla ya da eski uygarlıkların inançlarına dayalı bir nevi yeniden doğmaya ve yeni bir başlangıca varıyor. Paskalya'nın dini boyutunun yanı sıra bir de kültürel ve davranışsal ilgi çekici yanları da var. Paskalya'da boyanmış yumurtaları saklamak bugün hala popüler olan bir gelenek. Özellikle çocuklar Paskalya pazarında, bahçede veya apartmanda Paskalya yumurtası ararken küçük hediyelerin kendilerini beklediği yuvalarda çok eğlenirler. Aile ile birlikte yapılan kahvaltılarda yumurta tokuşturmak bu küçük alışkanlıklardan biridir. Günümüzde birçok bayram ve özel gün gibi Paskalya'da süslemeler ve tatlılarla ticari hale dönüştürülmesinden dolayı dini içerikli bu geleneği eleştiren bakanlar az sayılmaz. Noel'den kısa bir süre sonra mağazalarda ve marketlerde Paskalya dekor ürünleri yerini almaya başlar.
tavşan, civciv ve renkli desenli yumurtalarla bahçeler, balkonlar, genel anlamda dış mekanlar süslenir. Peki neden Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası? Neden börtü böcek aslan kaplan değil de tavşan Paskalya'nın temsilcisi diye sorarsanız, bulunulan bölgeye göre birçok farklı hayvan Paskalya'nın odak noktasında kullanılmış. Tavşan olmasının farklı ama netlik kazanmamış açıklamaları var. Bir tanesi şu şekilde. İlkbaharda yavrularını doğuran ilk hayvanlardan olduğu ve aynı zamanda da doğurganlığın sembolü olduğu için seçilmiş. Yumurtaların boyanması ise 12. yüzyıldan kalma bir alışkanlık. Paskalya öncesi oruç sırasında yenilmeyen yumurtalar kilise tarafından kutsanıp parlak bir şekilde boyanırmış. Bu sayede Lent'ten sonra taze yumurtalardan ayırt edilebiliyorlarmış. Thorsten Kups adında Almanya'nın kuzeyinde yer alan Lübeck adlı şehirde yaşayan bir Paskalya sever, Şubat ayından itibaren bahçesini Paskalya için süslemeye başlıyor. Yaklaşık 20 bin yumurta, tavşan ve Paskalya temalı dekor ürünleriyle bahçesi cıvıl cıvıl ve rengarenk. Bu yüzden de sadece Lübeck'te değil, gazetelere konu olarak Almanya genelinde tanınırlık kazanmış durumda. Son olarak konuyla alakalı sağlığımızı ve özellikle de Paskalya döneminde çocukların sağlığı için önemli olan bir bilgiyi paylaşarak tamamlayalım bölümümüzü. Tatlı ve şekeri hepimiz yiyoruz tabii. Önemli olan bunun miktarı. Paskalya'da her markette karşınıza çıkan tavşan formundaki çikolataların içeriği maalesef çoğunlukla şekerden oluşuyor. Şöyle ki 100 gramlık çikolatanın 54.4 gramı sadece şeker. Çocuk Doktorları Derneği'nin tavsiyesi çocukların günde 25 gramdan fazla şeker almamaları. Yani yaklaşık 6 küçük çay kaşığı. Yetişkinler için de üst sınır Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyesine göre 50 gram. Peki Almanya'da konumun komşumun Paskalya'sını ne diyerek kutlarım diye sorarsanız Frohe Ostern diyerek mutlu Paskalyalar dileyebilirsiniz. Bu iki gün Karfreitag ve Ostermontag Almanya'nın bütün eyaletlerinde resmi tatil. Bu konuyla alakalı bütün Paskalya günlerini, Almanca isimlerini ve bu seneki tarihleri açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bizi farklı kanallardan da takip etmeniz mümkün. Spotify, Apple ve Google Podcast, Instagram ve YouTube'da varız. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa. Sizin de merak ettiğiniz ve bizim değinmemizi istediğiniz konular varsa yorumlar kısmına yazabilir ya da mail atabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.